Canlıların ortak özellikleri konusunun bitiminde yapılan mini bir sınavın sorusu aşağıda verilmiş. Aşağıda verilen cümlelerin önünde bulunan kutucuğa cümle doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. Her doğru cevap 2 puandır. Sorudan 8 puan alan bir öğrencinin cevap anahtarı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi birlikte bulalım. Önce soruyu bir cevaplayalım. Tek hücreli ve çok hücreli canlılar mitoz bölünmeyle çoğalır diyor. Çok hücreli canlılarda Mitoz yenilenme ve onarımı sağlar arkadaşlar. Üremeye, çoğalmaya sebep olmaz. Tek hücreli canlılarda olabilir. Dolayısıyla bu yanlış. Gelişme tüm canlılarda zigottan ergin birey oluşuncaya kadar devam eden süreçtir diyor. Tüm canlılarda değildir. Çünkü tüm canlılarda zigot oluşmaz. Mesela bir hücreli canlılarda bölünerek üreme dediğimiz bir üreme yöntemi var. Dolayısıyla zigot oluşumundan söz edemeyiz. Bu da yanlış. Bitkilerde görülen damlama ve yaprak dökümü boşaltım örneğidir. Tüm canlılar boşaltım yapar arkadaşlar. Mesela insan e, üre olarak atar bu artıklarını, fazla suyu atar, fazla mineralleri atar. Bu bir boşaltımdır. Bitkilerde de damlama dediğimiz yöntemle ve yaprak dökümüyle boşaltım mümkün. Dolayısıyla buraya da D yazacağız. Bir organizmanın yaşadığı çevrede yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özelliklere adaptasyon denir. Adaptasyon kalıtsaldır arkadaşlar ve yaşama üreme şansını artırır. Dolayısıyla bu da doğru. Canlıların yapısal ve işlevsel birimi hücredir. Tek hücreli canlıların tamamı prokaryot hücre bulundururken çok hücreli canlıların tamamı ökaryot hücre bulundurur diyor. Çok hücrelilerin tamamı ökaryot bulundurur doğru fakat tek hücreli canlılardan protist alemindeki amip, öglena, paramesyum gibi canlılar ökaryot hücre yapısına sahiptir. Prokaryot olanlarsa yine tek hücreli olan bakteri ve arkelerdir. Dolayısıyla bu da yanlış. Şimdi şıklarımızı birlikte değerlendirelim. A şıkkında yanlış yanlış doğru doğru yanlış diye cevaplamış bu öğrenci ve 10 puan almış. Bütün soruları doğru cevaplamış çünkü. B şıkkında Yanlış yanlış, üçüncüsüne yanlış demiş halbuki doğru olacaktı. Dolayısıyla 8 puan aldı. Birincisine doğru demiş halbuki yanlış olacaktı. Diğerlerini doğru işaretlemiş. Yine 8 puan aldı. Yanlış yanlış, doğru doğru. En sonuncuya yanlış demeliydi. Bu da 8 puan aldı. Yanlış yanlış, doğru doğru olacaktı. Bu da yine 8 puan aldı. 8 puan alan öğrencinin cevap anahtarı A şıkkındaki olamaz çünkü bu 10 puan aldı. Doğru cevabımız A şıkkı.